Selamatlık olsun. Hadi sağ ol. Yolda ara beni. Tamam. Bölge insanı geçmişte Batum yakın olduğu için burada da geçimini temin edemediğinden dolayı ağırlıklı olarak ki büyük çoğunluğuyla Batum ve civarına gurbete gitmiş. Ha bu Batum'a gittiği zaman da tabii genellikle ağırlıklı olarak fırınlarda çalışmışlar. Pastacılıkta çalışmışlar ve fırıncı ve pastacı olarak Doğu Karadenizlerin ağırlıklı hemşiriler olmasının esas nedeni de işte 1917'den önceki yıllarda bölge insanının Batum ve civarına gidip orada fırıncılık ve pastacılıkta çalışmasından kaynaklanıyor. Şu 100 manat efendim, bununla 200 manat burada var. Yani iki tane de olsa 400 manata üç katlı konak burada yapıyormuş. Paranın boyutlarına da bakarsanız. Onu yakardım, böyle oturdum zaman hayrılay beklerdim. Ay işe yandı, şimdi, işe şimdi bir kere yanıp söndürmek, ben buradayım demek. Böyle seni seviyorum filan. Ama hayrılanın haberi yok, ben kendi kendime. Anladın? Ertesi günü ben zannettim balayına filan bir yere, İstanbul'da görmüşüm ya şimdi. Ya bir yere gidecekler gezmeye filan, öyle düşünüyorum. Şu alır mısın? Gel. Sonra da burada Avrupa'dan çıktığın zaman böyle sağa doğru çıktığın zaman Amerika'ya gelirsin. Sağa doğru Venezuela'ya falan inersin yani. Sonra rota değişti, Amerika'ya geldik. Evet. Eski zamana göre kadınla çok ileri geçmiş şimdi. Ama biraz daha, bir kuşak daha var. Bu da döndü mi hepten kadınla ileride olacak, erkekle kalacak yeri. Bugün size hakiki senoz muhlamasını yapıp ve tarif edeceğiz ve göstereceğiz. Doğal ve organik. Hakiki senoz muhlaması. Her şeyi kendimizin. Mısır unu, tereyağı, peynirimiz. Hepsi kendi üretimimiz ve hakiki senoz muhlamasını yapıp göstereceğiz. Başlayalım. Fatime, şeyi al ver. Aldım. Yağı al ver. Koy yağını. Yeter mi Vesile? Koku bir yaz daha. Bol yağlı olsun. Hakiki senoz muhlaması. Evet. Tamam. Şimdi yağ koy üstüne. Bu kendi tereyağımız. Kendi sarılağımdan, sağdığım sütten, organik. Kendi yaptığım organik ve doğal muhlamasını yapacağım size. Şimdi aygaza koyuyoruz. Evet. Ne varsa ortaya. Evet Vesile, şimdi organik misir unu. Organik ve doğal. Olan misirden misir unu. Muhlama evet. Yapalım size. Hakiki senoz muhlaması. Evet. O da kendimizin ürettiği peynirimiz. Kendi seralarımdan, sağdığım sütten yaptığım peynir. Doğal ve organik. Hiçbir katkı maddesi yok bunun da. Muhlamalık doğrayım. Ben Türkiye kurmuştum. Evet. Hı? Nasıl oldu? Yalnız sen o zaman moral verdiniz biz onu. Hoş geldin o sen o zes, moral verdiniz bize. Moral verdiniz bize. Oy oy. Hoş geldin o sen o zem, moral verdin az bize, moral verdin az bize. Oy, oy. Annemle Fatma ablanın keyfi yerinde. Çünkü uzmanı oldukları muhlamadaki marifetlerini ilk defa gösterme fırsatı buldular. İşin doğrusu bu vadide muhlama ustası olmayan yok, erkekler dahil. Vadinin zirvesinde Kaçkarların eteğinde Başköy var. Bu köyde Emine teyzenin dışında herkes ayakta. Çünkü çay toplama zamanı. Kadınlardan sadece Emine teyze bu işten muaf. Yeah.
her şey. Burada kadınlarımız çok cefakar. Artı vefakarlar yani bir de. Her işi yapıyorum yani. Orada şehirli bir bayanım. Burada bir köy kadınıyım. Her şeyi yapıyorum. Çayıma geliyorum. Zaten geçimimiz çay. Böyle yani. Biz tabii çok istiyoruz kadınlar burada daha aktif olsun. Hani daha ön planda olalım ama... Ben geldim kadın kolları başkanıydım. Erde o aylık çıkartacak, aylık çıkartacak. Hiçbir şey çıkartmadı. Bir gider gelir, atlar, atlar, atlar. Hiçbir şey yok, para yok. Onu siyaset bence içten gelen bir şey olmalı. Ben de 5 yıldır siyasetteyim ama yani hiçbir karşılık beklemeden yapmıyorum. Yani asıl siyaset öyle olmalı yani. Eğer birilerine bir yardımda bulunmak istiyorsan karşılıksız olmalı bence. Kadınları bilinçlendirmek için ne yapıyorsunuz? Onlarla muhabbet ediyoruz. Hani şöyle yapalım, böyle olsun. Hani gelin siz de toplantılarımıza katılın. Ama burada kadınlarımız hani biraz daha politika deyince hemen kendini geri çekiyorlar. Sanki böyle öcü görmüş gibi oluyorlar daha doğrusu. Yani şey yapmak istemiyorlar yani konuşmak istemiyorlar. Korkuyorlar mı diyeyim artık bilemiyorum ama yavaş yavaş bilinçleniyorlar ama. Yavaş yavaş hani konuştukça, onları anlattıkça eskiden böyle bir şeyler yoktu. Kadınların burada söz hakkı denilen bir şey yoktu diyeyim daha doğrusu. Şimdi daha yeni yeni böyle biz gibi bayanlar çıktıkça, onlarla konuştukça siyasetin kötü bir şey olmadığını artık anlamaya başladılar yani. Ayrılmaz bir parçası olan sepeti Doğu Karadeniz kıyısındaki insanların icadı diye tanımlarken Wolfgang Feuerstein sepetlerin bu kadar yaygın kullanılmasını etnik bir gösterge olarak değerlendirir. Sepetler bölge ekonomisinde hala çok önemlidir ve hala da kadınlarla ilişkilendirilirler. Erkeklerin sepet taşıması ayıp sayılır. Kadınların Anadolu'nun başka yörelerindeki tarımsal üretimdeki daha kısıtlı rolleriyle karşılaştırıldığında Doğu Karadeniz'de belki de uzun yıllardan beri erkeklerin dışarıya göç etmesi nedeniyle temel olarak tarlada çalışanlar kadınlardır. Bu bağlamda sepet, kadınların bütün bu ağır işlerin üstesinden gelme yeteneğini vurgulayan olumlu bir gösterge olabilir. Ay, yağmur yeter. Eratluk, Anadolu'da imece anlamına gelen bir kelimedir. Senoz Vadisi'nde insanların herhangi bir ücret talep etmeden birbiriyle yardımlaşması anlamına gelir. Diğer kadınları evratlığa çağırmasaydı Ferihan, gübresini bir gün de zor taşırdı. İşi birlikte yüklenerek 1-2 saatte bitirdiler.
kadınlar bu kadar ağır yükleri sırtlamış, götürmüş olmasına rağmen maalesef özellikle geçmiş yıllarda miras hukuku yönünden baktığımız zaman da kadınlara mirastan pay verilmezdi. Çok az aileler, o da belli bir miktar ayırarak pay verirlerdi. Bugün de bu gelenek belli anlamda azalmış olmasına rağmen halen devam ediyor. Yani evlenen kadın babasından arazi almak utanır zaten. Yani böyle bir gelenek oluşmuş. Böyle bir şeyi talep etmekten kadın da utanır. Erkek tarafı da vermek istemez. Bu belli anlamda halen devam ediyor ama geçmişteki gibi yoğun değil tabii. Geçmişte hiçbir şekilde bunun lafı bile edilmezdi. Tapular, araziler burada genellikle erkekler üzerine, kadınlar üzerine yok. Ne yazık ki öyle. Şimdi onu anlatayım. Babam bu sene malı ayıracaktı. Abimler tabii, 3 abim var. Benim bir de bir amcam çok erken ölmüş. 2 kızını da babam büyütmüş. Şu evleri yaptırana mal vermeyecekmiş, çay vermeyecekmiş. Şu köşede bir yer var, çay olmayan yer, orayı verecekmiş. Ama öteki amcamın 2 kızını da birini bir abime verecek, birini bir abime. Biz de 2 kız kardeşiz, benim küçüğüm var. Babama dedim, baba bize bir baba göster. Ya onları verdin, anladım. Songül'le ben ne olacağız? Ki babam modern bir baba yani. Böyle olduğu halde bize mal vermiyor. Vallahi vermiyor. Bunu da duyurulur. Baba malı yok, kızlara mal yok. Aksi gibi kocamdan da mal kalmadı. Yani ortadayım ben. Ya dönmeyin. Ama dilim dilim dönmeyin. Ha. Bir kadının payına düşeni talep etmesi ayıp diye nitelendiriliyor. Böylesi bir talep kendi ailesiyle kadın arasında uzun yıllar sürecek sürtüşmelere yol açabiliyor. Önemli olan kadının zamanı gelince kendisine yakışır bir biçimle evlendirilmesi ve her zaman baba evine dönebileceği güvencesini hissetmesidir. Bir kız çocuğuna ailenin mallarından payına düşenin verilmesi onun bu güvence kaynağından da yoksun kalması demektir. Sen ne düşünüyorsun? Bence kardeşler arasında böyle problemler olmaması gerekiyor. Yani kim zor durumdaysa zaten herkes birbirine yardım etmeli. Yani basit şeyler, maddi şeyler, mal, mülk, arazi. Önemli olan kardeşlik, sevgi, saygı. Bunlar. Karadeniz erkeği kumarcı, çapkın, kaba yani maço diyelim. Değil aslında öyle. Türkiye çapında en kılıbık erkek Karadeniz erkeğiydi. Evinde öyledir, dışarıda kabadır. Mesela eşi, hanımı, abime hiç hayatında ütü yapmamıştır. Abim kendisi yapar. Yani bir İstanbul veya bir İzmir beyefendisi onu yapmaz. Babam, kardeşim ve arkadaşları derenin sularında serinlerken annemle Fatma abla hala muhlamayı pişiriyorlar. Pardon, şişiriyorlar. Hakiki tereyağı böyle çöpürmeli erdiği zaman ve kokusu olmalı. Hakiki olmasa böyle çöpürmez, sana yağı gibi. Hadi karıştırdın. Hakiki tereyağı bu işte. Böyle çöpürmez ve bu koku olmaz. Şimdi misyonunu koyup içine. Koyulaşıncaya kadar karıştıracağım. Ne olduğunu yeter. Yeter mi bu tabii? Yeter. Bak tereyağının güzelliğine göreysen bak.
Şimdi üzerine koyuyoruz. Şimdi tekrar aygaza alıp bunu koyulaşıncaya kadar kavuracağız. Biraz daha koyayım mı Fatma Bahri'si? Az oldu herhalde geldi. Biraz daha koy ama yağına göre az oldu tabii de. Koy. Tamam herhalde. Az daha koy. Evet. Sen ne alasın? Kok koyulaşıncaya kadar çok çıkar. Majini koyulaşıncaya kadar karıştırdıktan sonra suyunu koyup ondan sonra kaynayıp katılaştırmayı peynirini bir daha üzerine koyuyoruz. Yağ üzerine kendini evet, bizim muhlamamız organik. Organik, doğal ve örnek. Hepsi var bizim muhlamamızda. Şişirdik muhlamayı, kaldı sade yemesi, kaldı sade yemesi, oy oy. Şişirdik muhlamayı, kaldı sade yemesi, kaldı sade yemesi. Şişirdik diyorsunuz. Şişirdik. Şişirdik. Şişirdik demek İstanbulca kolayına getirdik demek. Pişirdik derler bizde. Hmm. Pişirdik başka, şişirdik başka. Oh oh, harika olmuş Fatma. Gerçekten. Sen ol muhlaması, en iyi muhlama. En iyi muhlama. Öyle olmadı. Bakın ikinizden şey yapın, şöyle yapın. Mesela bir işaret yapalım, şöyle. Aldın. Bu Senaz'ı ben satmazsam benim için. Hayır. Sen bir yudum su al. O şey demek. O demektir ki şimdi bir yudum su. Şimdi ne? Bir içeride. Patlar su işareti sunar. Şimdi ne? İkinizden. Patma şimdi. Yani bakmak işareti olacak. Bak ben su bir yudum aldığım zaman. Bardağı aşağı koydum ve uyanı bakma işaretimiz. Hemen uyanı bak hele. Bardağı tamam. Koyduğu an bu tarafa bakın. İkimiz bir arada. İkimiz bir anda bakmamız lazım. Senaz muhlaması işte şimdi bu. Şimdi bak, bir saniye bak. Şimdi i̇şte bak. Bu vesile. Prova yapmayın. Prova yapmayın. Evet, şimdi bir prova yapalım. Hadi. Göre muhlamayı yiyelim. Haydi, haydi. Bismillahirrahmanirrahim. Sen özü demeyeceğim. İşte bu muhlama arkadaş. Bir daha muhlama konuyu seni vuracağım arkadaş. Şimdi olacak. Tamam. Şimdi. Muhlama işte bu arkadaş. Sen muhlaması işte muhlama bu. Arkadaş. Evet aynen öyle. Aynen öyle. Sen öz muhlaması işte muhlama bu arkadaş. Bardağı indirdikten sonra. Arkadaşlık kaldı mı mesela? Bardağı koydum. Ondan sonra kafaları buraya vurmak çeviriyorsunuz. Vurmak bitti artık. Ziddileşelim bak kaç şu kafana vurmuşsun. Başınızı bu tarafa çeviriyorsunuz. Ha. Bardağı aşağı koydum mu içimiz birbirine bir bakarak başımızı yön çevirelim tamam mı? Bakın şöyle ha. Ağlaya bakma sakin. Bak Fatma vallahi billahi karşım kafama fırlatırım bu sefer. Ya onunla bak ya gaza gelme girerek birbirine sonra. Hadi ye. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Evet vesilesi. Harika olmuş. Senaz muhlaması. İşte muhlama bu arkadaş. Senaz muhlaması. İşte muhlama bu arkadaş. Biraz gülerek. Daha vurgulu. Biraz. Senaz muhlaması bu. İşte muhlama bu arkadaş. Ama gülümseyerek. Senaz muhlaması işte bu arkadaş. İşte muhlama bu arkadaş. İşte bu muhlama arkadaş. Ahmet Ali abi geleceğim ben de bak. Nereden çıkartırsan bu lafayı böyle güzel. Bu lafı sonra sağ tabağımı tutmak duma söyle. Hani hiç kimse gülmüyor şimdi. Ciddi. Ciddi oluyoruz ama siz güleceksiniz, gülümseyeceksiniz. Evet. Gülümseyerek. Evet.
Haydi. Şimdi tekrarlayıp Fatma. Muhlama. İşte muhlama bu. Muhlama bu. İşte muhlama bu arkadaş. İşte muhlama bu arkadaş. Tekrarlayın karşılığını. Çocuklar lütfen bana bakmayın da nereye bakarsanız bakın. Hadi ye sen bir kaşık. Bismillahirrahmanirrahim. İşte Semaz muhlaması. İşte muhlama bu arkadaş. Köyümde köşeye gidelim yani. Yani gidelim yani. Yani gidelim yani. Sırtımdaki sepetim ben olayım. Alayım ben olayım. Haftada bir vadi halkı dereleriyle birlikte aşağıya, denize doğru akar. Çarşambaları çay elini insan seli alır. Çünkü o gün pazar kurulur ilçede. Derelerin insanları çay elini ne eski adı Mapavri ile anarlar ne de yeni adıyla. Çarşı derler sadece. Ağır iyi değil mi? Sinan abiyle Hilmiye teyze de çarşıda. Ama onlar herkes gibi alışverişe inmemişler. Bambaşka dertleri var. Mahkememiz vardı, davamız vardı. Sağ olsun bizim HES'çiler. HES'çilerle davamız vardı. Nedir dava konusu? Dava arazimize böyle bizden izinsiz zamanında geldiler. Girdiler araziye, kamulaştırma yaptılar. O kamulaştırmayı kaldırmak için biz de dava açtık. İşte kadastro falan girdi. Kadastro zaten şey yaptı, bizim arazimizi başkasının üzerine yazdı. Başkasının arazisini bizim üzerimize, böyle karmaşık işler yaptılar. Şimdi onları çözmeye uğraşıyoruz işte. Onun için gel git bir sürü bir şey yaptı. Olmayan cepten, olmayan paradan harcıyoruz işte, veriyoruz. Sağ olsun. Sağ, tabii. Ya. Sağ olsun devletimiz. Ama devletimizin devleti de yanlış yapıyor. Sadece de bana yanlış yapıyor. Hepsi de yanlış yapıyor. Ya, ulan ben çok üzülüyorum. Çözeceğiz inşallah. Yanlış yapılmayacak. Özürüm. Ben de bir oğlum isem, beni de götürersen, bununla bir tutacaksın. Tabii. Adalet yerini bulacak herhalde. Haydi bakalım. Çayeline gelir de bir sene ozu bulmak isterseniz adres bellidir. Yeni Cami meydanındaki Sohbet Çay Salonu. Bu yüzden buraya Senoz Çayeli Elçiliği ve elçilikte bugün sohbetin konusu ay, tapu ve arazi meseleleri. Eczadımdan bana kalan çaylığımın kenarını bana parayla verecek. Yok böyle bir şey. Çaylık. Bunlar adam kandırmaktır. Çaylık başka bana şey. Çaylık. Çaylık değil. Ya sadece çaylık değil, çaylık da lazım sana ya. Odun da yakacaksın, doğalgaz yok sizde. Benim çaylığım var, başımda evim var. Nuri abi gerçekten haklı bak. Şimdi bak. Bizim şimdi iki taraf çaylıktır, öyle bir arazi var mahallede. Mahalle içerisinde iki taraf çaylık. Efendim orta yerde ustanın bir efendim o da rahmetli dedem korumuş kestanılık. O onu yazmadılar ya. Kestanılığı bırak başkanım, bizim oraya kondonun üzerine ev var yazmamışlar.
Maalesef öyle. Çayluk, çayluk, çayluk. Evet. Üzerine ev var. 10 dolum çayluk var. Üzerine ev var. Yazmamış. Çayluk yazılmamış benim. Ha. Neyi bahsedersin ya? Ne yok oğlum? Çayluk bir şey midir ya? Şey, ormanlık bir şey midir? Doğru. Çayluk ya üzerine ev var yazmamış. Doğrudur, doğrudur. Şimdi burada gelmişler bizi kandırıyorlar. Bunu yazacağız, onu yazacağız. Muhtarımız da diyor ki 14'ünde başlayacak gelme. Neyi yazacak? Kim koyacak? Komisyon orman, kimdir? Orman içerisinde çayırıyor. Arkadaşım, arkadaşım ben bu dağda yaşıyorsam orman yok. Merak etmeyin. Gel de sizin hakkınızı verecek. Sıkıntı yapmayın fazla. Bakın köyler kandırılıyor. Evet, kürsülere çıkıp burada, kandırılıyor. Muhtarlar size çok iyi benim burada bak. Bir dakika muhtarlara hiçbir şey. Muhtarlar köyün başıdır. Bir tek muhtar bir köyü idare eder. Burada beş dedi. Benim arkadaşlarım yani milletvekillerim, oy verdiğim adamlar 5000 işçi alacağız Saykur'a. Evet. Yanlış mıyım ben? Yanlış değilsem şimdi yanlış değilsem bunun karşısına duracaksın. Doğru. Arkama duracaksın. O kadar. Aynen kaldı. Nerede bizim çocuklarımız sokaklara geziyor? Az becim. İnşallah. İnşallah badesi gibi şey yapmayacak. Ya çocuklarımız sokakta diyorum sana. Yok, doğru diyor değil mi? Vallahi iddia. Vallahi bu milletvekili arkadaşımız biz rey vermek için 5000 işçi deyince biz oylarımızı hakikaten artırarak verdik buna. Hepimiz verdik ya. 5000 aile yapar. Ben Senez Deresi olarak konuşmuyorum. Bütün şey verdi yani. Herkes istiyordu. Bu sokakta boğda ekmeğini bulamayan arkadaşlarımız, var. Yavrularımız var. İşsiz. Bunun için bunlara reyleri verdik. Şimdi ne oldu? Gelsin o milletvekili arkadaşımız, çıksın kürsüye bir sefer daha konuşsun. Lütfen. Davet ediyorum, gelsin konuşsun. Bizi ikna etsin. Daha ne diyeyim ya, bir şey diyecek halimiz yok ki. Hep yalan söyleyip burada gideceksin. Bana bir şey diyemezsin. Ama geldiler mi girebilirsin. Ama gelecek bir dahakine. Ama bu zamanlı millet gelemez. Başkası gelir. Başkası gelir mi? Gelecek. O gelmez, başkası gelir. Bizim insanımız dediği... Hesabımız nerede? Bizim Soze inanır. Soze inanır. Tamam mı? Gereğini yapar. Hesabın nasıl olmasını bilir. Muhakkak. Gerçekten bilir. Evini kuşatan dev borulara bakıp umutla bekliyor. Ormanın ve derelerin bir gün her şeyi geri alacağını hayal ediyor. Ama beklemenin yetmeyeceğini de iyi biliyor. Aktif olmak zorundayız çünkü burada bir doğa problemi yaşıyoruz. Yoksa enerji olarak hiçbir şekilde enerjiye karşı çıkmıyoruz. Ama bir doğa katliamı var burada. Bir sistematik bir düzen yok. Bir düzen içerisinde değil hiçbir şey. Türkiye'de birçok enerji kaynağı var, birçok enerji üretebilecek rezerv var ya da birçok kaynak var. Yani bir doğanın bu kadar katledilmesine bence hiç gerek yok. Ve derelerimizin alınıp kullanılmasına da karşıyız. Çünkü Rize'yi Rize yapan şey suyu, yeşili. Burada bekliyordum. Sabahın 7'si. Basını da gazetecileri de çağırmışım. Çağırmışım burada. Bekliyorum. Baktım geldiler. Onlar şirketin elemanları, hepsiler başta buradan gidiyorlar. Çalışacaklar. Şeyde dışarıda çalışamıyorlar. Yasak ya. Tünellerin içine giriyorlar. İleride yerler var orada. Gizli gizli orada çalışacaklar. Buradan hemen geldim, geçtim önlerine. Elimde nacağım var benim o zaman nacakla. Burada kestim. Hep yerim. Nereye gidiyorsun falan. İşte çalışacağız öyle de sen bilmiyor musun bu projenin durduğunu, yasak mahkemenin bu şeyi durdurduğunu falan. Bana büyük şeyler, patronlarım öyle dedi bana şeyler, işte çalış.
Ve orada basın da geldi tabii. Geldim buraya, adamların önünü kesmiştim. Burada kovaladım onları. Sinan abinin adı bu olaydan sonra Nacaklı Sinan diye kaldı. Sular borulara hapsedilirken vadinin kadınları için hayat her zamanki gibi akmaya devam ediyor. Daha çaylar toplanacak, teleferikle alım yerlerine taşınacak. Zaten cinsimiz var. Ben de kaldırayım altını. Ooo balası. Fatma sen bu zin tak. Hadi. Demiri az kaldır. Demiri kalmasın. Demiri tak oraya Fatma. Tamam çakın. Vur. Bunu çok inceldi ha. Çak çak. Çak Abdurrahman. Çak. Çay toplama işlemi Senoz Vadisi'ndeki vatandaşın en önemli uğraşlarından bir tanesi. Mayıs ayında çay toplama olduğuna gelen çayı vatandaş bütün işini bırakarak elle toplayıp geçmiş yıllarda sırtında taşırken 1965'li yıllardan sonra kendisi icat etmiş olduğu teleferik denilen aletle artık bu dik yamaçlardan çayını toplayıp getirip satmaya götürmektedir. Her zamanki gibi 2,5 çay yaprağının ucunda. Neden 2,5 yaprak? Orası artık haftaya. Haftaya vadide çayın tarihi ve bir bardak çaydaki emeğin hikayesi var.